Hello there. Hello there. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ses deneme. Unreal'ın Unity'ye göre kod farkı nedir hocam? Yani şimdi şöyle, Unity C Sharp kullanıyor. Unreal C++ kullanıyor. Onun dışında Unreal bir de arayüz olarak Blueprint yapısı kullanıyor. Yani size kod yazdırmıyor. Arka tarafta bunu C++ koduna mı artık kendi koduna mı ne çeviriyor. Farkları bunlar. Bunun dışında çok benzerdir yani şey olarak, ilerleyiş olarak. Yine fizikler olsun, pipeline'lar olsun benzer ilerleyişleri var. Tabi ama ikisi de kendine özel bir yapısı olduğu için benzerliklerinin dışında çok farklılıkları da var. Evet, ben daha bir satır C++ kodu yazmadım. Hepsi Blueprint. Ha, bu yazmayacağım anlamına gelmiyor. Bu arada büyük ihtimal yazmamız gerekecek bazı yerlerde. Ama şimdilik gerek kalmadı. Blueprint ile oluyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Birkaç gündür projeyi iyileştirmek için bazı şeylerle uğraşıyoruz. İşte bu size map'ler olsun şeyler. Biraz memory ile alakalı geliştirmeler yapıyorduk. Şimdi bazı yerleri biraz toparladık gibi ama şimdi başımıza dert açan yerler var. Dün Furkan'la da bakıyorduk buna. En son bir cast yapmıştık. Ben onu hallettim az evvel. Şöyle yaptık. Hatırlarsanız, tabii hatırlamazsınız. Bunu Furkan bir tek hatırlar. Şurada direkt enemy'yi cast edip, şey pardon, karaktere cast edip onun metodunu çağırıyorduk ya. O bir dalgınlık olmuş, ona gerek yok. Direkt bir tane interface'den direkt çağırdık. Interface'le hallettik onu. Ve bunu halledince şurada mesela bizim kill drop var. Bunun size map'ine bakarsak normalde buraya şey de geliyordu. Şuradaki 8.1'in yanına bir de karakter blueprint'i de geliyordu kestettiğimiz için. O gitti. Hatta onu denemek için şöyle yapalım. Cast2 BP nedir karakter? Mesela daha önceden kod şu şekildeydi. Ne fonksiyon ismi ne, bir saniye. M server medet. Ya eski kod şu şekildeydi. Şimdi bunu böyle yapınca bakın compile ediyorum. Şimdi burası eski. Şimdi şunu bir daha açmam lazım. Bakın gördünüz mü, şey geldi buraya. BP karakter geldi şuradan. Kestettiğim için ne oldu? Bu 8 GB'dan 12 GB'a çıktı. Şimdi bunu mesela düşürmek için ne yapıyoruz? Onun için hep deniyor ya, kestetmeyin, interface kullanın, kestetmeyin, interface kullanın.
Onun aslında bu çok güzel bir örneği. Hiç kestetmeden direkt interface'de bunu kullandığım zaman sildim. Compile ettim. Bakın 12'den 8 GB'a düştü. Direkt gitti. Şimdi biz projede dönüp duracağız. Bütün ne kadar keste varsa bu kestlerin hepsini temizleyeceğiz. Olur. Bir. Şimdi buraları hallettik. Şunu kapat. Sevdi. Aysu 9 kişiyle bize raidlemiş. Aysu hoş geldiniz. Teşekkürler raid için. Nasılsın, iyi misin? Eyvallah. Şimdi böyle böyle küçük geliştirmelerle şey yapacağız işte. Yani RAM'i boşaltmaya çalışacağız. Şimdi bugün bizim asıl derdimiz şeyde, reward'larda. Reward sisteminde birazcık sıkıntımız var. Structure'larım nerede benim? Şimdi şurada S quest olması lazım bir tane. Data table'dan gidelim, daha iyi olur. Vallahi biz de iyiyiz Allah'a şükürler olsun. Uğraşıyoruz aynı. Data quest var. Data quest reward var. Bunun içerisinde de pickup data table var. Şimdi şöyle bir akışımız var. Burada bize sıkıntı yaratan bir akış var. O da şu. Normalde ben questleri böyle quest dediğim bir table'da tutuyorum. İşte bu data table'da tutuyorum. Burada ne var? ID'si var. Şu önemli değil. Description'ı geç. Type'ları geç. Şurada reward dediğim bir tane daha şey var. Data table var. Dinamik olarak aslında şey gibi düşünün. Inheritance olarak. Yani bu data quest'ten foreign key gibi düşünün şunu. Reward'a gidiyor. Reward'da ne var? Reward pickups'lar var. O da array olarak şeyi tutuyor. Data pickup table'ı tutuyor. Şimdi bu aslında güzel bir sistem. Ama bize problem yaratıyor. Neden yaratıyor? Çünkü biz quest'leri tuttuğumuz için ve interface'lerde bu quest'le alakalı bilgiler dolaştığı için bu quest'lerin hepsi memory'e yükleniyor. Memory'e yüklenirken de ne yapıyor? Aslında 4 tane 5 tane quest var. Onun bir tane reward'u var. Fakat o reward'un içerisindeki vereceği şeyler, hediyeler pickup data table. Pickup data table'da böyle 2100 tane kaydı olan çok dolu bir obje gibi düşünün. Bundan dolayı bu çok fazla bir şey yapıyor. Memory'e yük bindiriyor. Core Function hoş geldin. Faruk uyuya mı kaldın? Şimdi burayı toparlamamız lazım. Bugün biraz erken yayın oldu ya. Dün yayın açmamıştım. Bugün biraz erken açayım dedim. Şimdi hem soft devam hem de bazı yerlerde farkında olmadan acemilikten cast yapmışız. Cast'lerden gelenler de vardı. Onları da temizliyoruz. Biraz şey oldu. Yavaş yavaş toparlanıyor memory. Memory'yi inceden toparlamaya başladık. Ya bu gerekli bir şey. Şu an bunu yapmazsak, ileride böyle devam edersek bunları yine yapacağız. Şu an aslında toparladık gibi. Bir tek sıkıntımız reward'larda işte. Reward'lardan pickup data table geldiği için bütün şeylere bindiriyor yükü. Yani neyi açarsam açayım. Mesela şu drop. Mesela bunun size map'ine bakalım.
Bak görüyor musun? Hep şeyden. Reward data. Hepsinde bir reward data var. Bu reward datayı bir çözdük mü bütün objeler böyle lang diye aşağı inecek. Mesela teleport gate. Reward data ile hiçbir alakası var. Yine reward data gelecek buraya da. Bak gördün mü? Yine SQS Beni reward takip data. edecek. SQS reward Hoş data. geldin. Ya buradaki sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu. Ben normalde benim data table'ımda Theisenburgs. Theisenbergus. Hoş geldin. Theisenburg ne? Sıkıntı şu. Ben şöyle bir yapı kullanmışım. Normalde reward'larım, reward structure'ım quest rewards, tamam mı? Burada sıkıntı yok. Fakat quest reward'un içerisindeki şey reward pickup dediğim aslında normal data pickup şey pickup data table. Bunlar da interface'de bu şey hareket ettiği için abi dün yatmadan senin bu by hand drop sistemini denedim. Sof yapınca direkt gidiyor bence. Aynen. Böyle olunca pickup referanslarını çekiyor. Onlar da şişiriyor her tarafı. Furkan anlamadım ya. Nerede hard referans var? Tamam da raw handle'ı nasıl soft yapacağız ki? Quest reward. Quest reward nerede? Bir saniye. Şimdi şunları bir açalım structure'ları. Bir SQS var. Quest class detail var. Bu önemli değil. Bu sadece string integer falan. Geç. SPickup info değil. S reward data var. Data row table bu. Bir de S rewards var. Şimdi S reward şuradaki defaultundan bakarsam bu şey zaten. Pickup data table. Row handle'ın bağlı olduğu database neyse ondan hard aktör var. Yani o zaman şuraya bakacağız bir saniye. Questler var. Questleri çekiyoruz. Ha şurada var. Bundan mı oluyor acaba? Construction script'te Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Şurada ben reward'ları çekiyorum data table'dan. Şuradan. Questleri çekiyorum. Bunu şey yapsam burayı soft yapsam çekip ekliyorum. Çekip ekliyorum. Şu outro'u soft yapsam bir kere koysam yer mi o zaman? Şurada ROM name'lerde dönüyorum. Her bir ROM için bütün quest'leri quest'e koyuyorum. Şunu çekmesem şimdilik boş olsun. Şöyle yapacağım.
Yok, bir şey değişmedi. Sen structure'a direkt data table referansı mı veriyorsun default value olarak? Aynen. Ya quest şeyimle bir daha göstereyim orayı. Oradaki mantığı bir daha göstereyim. Şu reklam geçsin. Saniye. Bak çalışma şekli şu şekilde. Benim quest'im var, tamam mı? Quest'im içerisinde şunları zaten şey yaptık. Aktörleri soft referans yaptık. Şu. Şurası var bak. Reward dediğim data row handle. Şurası var. Şu. Biz bunu şeye çevirelim mi ya? Kafamız rahat etsin. Ne diyorsunuz? Row handle yapmayalım. Yani data row vermeyelim. ID'lerle çalışalım. Yani burada reward ID'yi koyalım. Buradan reward ID'den şeye gidelim. Quest reward'lara gidelim. Bu quest reward'un kendisi de şey olmasın. Direkt structure olarak yine bu da data row tutuyor. O da pickup data table. Bak şurada görüyor musun? Bu da data table tutmasın. Bu da ID tutsun. Integer ID listesi. O da pickup'ın ID'leri olsun. Hiçbir şey gelmemiş olur böylelikle. Bana ihtiyacım olduğum zaman, o dataya ihtiyacım olduğu zaman ID'den data row'dan soft olarak kaydı çeker basarım. Zaten bunu bir kere dolduruyorum. Karakter initialize ettiği zaman bütün questleri bir kere dolduruyorum. Array'de tutuyorum. Bence sıkıntı orada. Yani şunları böyle structure yapılarını değiştirip ID ile çalışsak. Onu yapalım mı şimdi? Ne diyorsunuz? Yoksa yine dedektif gibi nereden hard gidiyor, nereden soft gidiyor onlara mı bakalım? Referanslarına bir baksana. Tamam, bunları tutacak. Şunu mu diyorsun? Bunlar niye hala geliyor mesela? Şey DC gelsin. Dur DC'ye geleyim ya. Böyle yazarak zor oluyor. Saniye. Geliyor mu sesim?
Geliyorum. Buraya da yayın açayım. Görelim. Okey. Soldaki data table'lara bakar mısın abi? Hangileri onlar? AI Common Data Table diye bir şey var. Şunlar mı? Aynen. Bunlar şu an içeri aktarılıyor yani. Bunların içerisinde ne barındırıyor? Structure burada olarak. Şey olarak var. Class ref'i var işte orada bir tane. En üstte. Enemitron Earth. Üç monster type'ın altında. Tamam. O direkt hard büyük ihtimal. Yani sırf bundan ta oralara dolaşıp şeye mi getiriyor diyorsun? Bunları zaten bakacağız. Onu da yapıyor olabilir, aynı. Ya şey, dün senin sistemi bir denedim ben. Bak, yayın açayım bir. Arda alayım. İyi göstereyim. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Sadece data table'ı çağırıyorum. Data table'ın da içerisinde şey var. Bu data table'ın. Row handle var. Tamam. Hiçbir işlem yapmıyorum bak. Direkt şeyi çekiyor. İçerisindeki BP'yi çekiyor. O structure'ı buradaki aktörü. Hı hı. Bunu direkt soft yapıyorum. Tak gitti. O zaman bizim bütün data table'larda kullandığımız en dipten başlayıp bütün aktörlerin hepsini soft'a çekip öyle gele 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 bakacağız. Doğru mu? Aynen. Senin öyle bakman lazım. Hop geliyor demek galiba o zaman. Şuna da bir test edeyim bir daha. Aynen bak. Şu data table'dan gelen beyazsa hard geliyor değil mi? Hmm. Blueprint bir aktör. Evet. Direkt hard olarak geliyor. Şunun mor olması lazım. Soft'a çevirmek için. Anladım. Tamam, o zaman şimdilik reward'a hiç bulaşmayayım. Belki de o raw handle'da sıkıntı yoktur. Sadece gelen bütün aktör şeylerini soft'a çeke 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 devam edeceğiz o zaman. Aynen. Bir Faruk'un dediği gibi şuraya bir bak abi. Burada gösteriyor sana zaten. Referans yurdan bakacağız o zaman. Tamam, anladım. Şimdi şu nereden geliyor peki? O data table'ın içerisinden geliyor şu an sol taraf. İlk geldiği nokta yeni burası. Aynen. Common şey. Tamam, şunları o zaman, tamam şunu halledersek. Gözlerini kapat ve birinin kulağına bağırdığını hayal et. Tamam, yavaş yavaş şey sesin azalmasını hisset. Yani dipten artık başlayacağız o zaman. Yani en tepeden boşluktasın çözmeye çalışınca çözemiyoruz çünkü. Evet, evet. Artık bağırma. Alt seviyelerden yukarı doğru çıkacağız. Şunları bağırma. Yavaş yavaş artık düşürmeye lütfen çalışacağız. Bağırma. Tamam, buradan bir bakalım. Şu drop mesela bizim şeyimiz olsun. Bakalım bu drop'u komple temizleyebilecek miyiz? Ona göre diğerlerine de gideriz. Şu basit. Şununla bir sıkıntı yok. Hemen düzelteyim bunu.
DTA Common. AI Common. Şu. Burada yaptığım ne var benim? ID almışım. Ha şurada class ref. Bu neyin class'ını alıyor? Trolley. Monster type 6. Tamam. BP büyük ihtimal şeydir bu. AI base midir? Burada trolü vermişim ama bunun şeyi troll base değildir. Dur onu şöyle yapalım. Bunun parent'ı ne? Troll base. Bunun parent'ı ne? VP enemy base. O zaman budur. Aynen. Yoksa çalışmaz. VP enemy base. Enemy base. O zaman ben şurada şu aktöre... Ha bir saniye, niye uğraşıyorum? Direkt aktör şeyi diyeceğim değil mi? Evet, soft yap. Saniye. Direkt aktörün soft class reference şudur değil mi? Aynen. Şimdi bunu save'leyeyim. Mecbur şey yapacağım yine. Böyle aç kapa aç kapa yapacağız, yapacak bir şey yok. Hepsini bir anda bütün structure'ları çevirip tek seferde açıp ya, kapat. Şey için yapmıyorum onu. Şimdi yapacağım, her yer patlayacak ya. Kontrolü kaybederim. Ha, bozduğum yeri yapayım düzelteyim. Yapayım düzelteyim, yoksa kaçırırız. Çok kaçırırız. Parça parça gitmem lazım. Hiç kod yazmasam mantıklısın da bir sürü kod var. Her yer bir çöksün, patlasın. siz ne yapıyorsunuz abi, iyi misiniz? Muhammed hoş geldin. Volkan aleykümselam, hoş geldin. Bugün acayip bunaltıcı bir değişik bir hava var ya. Hem esiyor hem sıcak. Anlamadım. Son demleri sıcakların. Aynen. İnsanoğlu acayip ya. Sıcak olur, soğuk ister. Soğuk olur, sıcak ister. Çok dayaklık bir şeyiz biz ya. Benden sonra yattınız mı dün abi siz, yoksa devam ettiniz mi? Ben biraz oturdum ya. Ben çekyatta uyuyakalmışım ya. Bir kalktım saat öğlen 12. Yamulmuşum yine. Sen bu aralar biraz halsizsin zaten ya, normal. Ya az uyuyorum ondan. Geç yatıyorum, erken kalkıyorum. Şu bir haftadır günde 5 saat uyuyorum her gün. 5 saat yetmiyor herhalde. Biraz uzatmam lazım uykuyu. Biraz dengesiz uyuyoruz ya. Yayın saatlerini aslında bir tane sokabilsen uykuyu da sokarsın da. Evet evet, biraz erkene çekmek lazım. Tilki aleykümselam, hoş geldin. Günaydın diyeyim sana da. Bu proje niye bu kadar yavaş açılıyor ya?
Abi selam, iyi yayınlar. İki yayındır varım ben de genelde. Ne oluyor lan? Beklendim. Bu ses ne? Ne oldu öyle? Reklam yerine onun sesi mi geldi? Ben yayının sesi kapalı da. Bu neyin reklamıydı öyle ya? MSI. Korktum vallahi. Ödüm patladı. Abi selam, iki yayındır varım. Ben genelde şema üzerinde ilerliyorsun. Kod tarafında gidecek misin? Kullanan teknoloji ne? Bir de onu söyler misin? Ha şey, şema zannediyor arkadaş yaptığımızı. Bu kod. Direkt şema değil. Blueprint diyoruz buna. Unreal'ın kendi yapısı. Aslında şunlar şema gibi gözükebilir de şema değil. Burada kod, arka tarafta kod çalıştırıyor. Yani bunlar kod aslında. Onu ben nerede kullanayım? Bakalım patlayacak mı bir yer? Patlamadı. Nasıl patlamadı? Hiçbir yerde şey yok ya. Troll yok ya. Büyük ihtimal ondan patlamıyor olabilir. Var. Koydum. Var mı? Deneme amaçlı koydum. Şimdi biz neyi değiştirdik? Bir saniye. Rewards. Trolleri değiştirdim. Troll referansı. Data table'ı duruyor. Duruyor, tamam. Burada da resim alıyorum aslında. Bir yerde kullanmıyor olabilir misin? Yok, kullanmıyor. Kullanıyorum ya. Bak. Direkt çalışıyor mu acaba öyle? Hani biz bunları şeyleri direkt cast etmeden de referans yiyordu ya. Biz ne olur ne olmaz diye şey yapıyorduk. Aa. Öyle bir muhabbete girdi şu an. Dur deneyelim. Bakayım çalışacak mı? Şimdi bir tane reward almam lazım. Mesela şu quest'i alalım. Take quest. Şu yaratığı öldürmem lazım. Öldürdüm. Tamam. Troll quest complete oldu. Altta yazıyor logda. Geldim. Şimdi reward'umu alacağım. Take reward. Ve çalışıyor. Verdi reward'u. Doldurdu da. Hiçbir yerde patlamadı. Neyse, bakayım şeye. Drop'taydı. Hala aynı. Bir şey değişmedi. Size map aynı. Neyi alıyor? S-Loot Data'yı alıyor. A structure Loot Data diye bir structure'ın var galiba senin abi. Bir küçüldü sanki. 8.2 idi. Değişti ha. Buranın yapısı. Büyük olan şeyden geliyor bu arada. Structure'dan geliyor. Loot Data diye bir structure. Aynen, o da şey işte, data pickup table, loot data dediğimiz şey zaten. Bu aynı S reward'un yine aynı mantığı. Kapta hala bir şey var da ne var? Çözebilsek. Hepsi çözülecek aslında. Onu şöyle yaparız abi, bir saniye. Loot data. Biz common AI'yi yaptık değil mi? Şunu yaptık. Earth Air. Ben burayı nerede yazdım bir hatırlayayım. Bir saniye.
class referansını alıyor. Profil imajları. Ha burası şey. Şurada. Hatırladım. Player değil. UI. Quest. Quest reward, quest detail. Quest detail olması lazım. Grab. Field detail. Ha bak şurada gördün mü? Class ref. Burada kullanmamışım. Demek ki buna üstten bir yerden geliyor. O zaman quest list item'da olabilir. Aynen bak burası. Bura mı? Dur emin olalım. Quest NPC referans burada da yok. Şunu hiçbir yerde kullanmamışım. Quest class detail burada değil. Dur vardır kesin. Quest ID ile check. Doğan abi hoş geldin. Nerede çekiyoruz? Bura değil. Şu ne? Build detail. Reward data. Pickup name, pickup şey. Bu da değil. Resmi nerede koyuyorum ya? O resim datasını tutuyor şu. Yok. Ha, bunun içinde de kill drop'lar var. Troll'den hangi kill drop'a geleceği? Bunlar neymiş ya? Ne metan? Ha şu abi item. Class referansı ne yapıyorum ki ben? Buna ilk gönderdiği yere gitmemiz lazım. Tamam, o zaman şurası. O kadar karışık yazmışım ki. Ban istiyor galiba ya. Don abi kusura bakma şimdi gördüm arkadaşı banladım. Kim bu ya? Kusura bakma hiç moralini bozma hemen banladım. Troller geliyor abi kusura bakma tekrardan. Sen hayırdır sen? Allah Allah nasıl ilginç insanlar var ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi bir şey diyecektim de demeyeyim neyse. Tamam. Bak ne yapacağımı unutturdu bana ya. Hadi herif. Class ref'e bakıyordun da class ref'i hiçbir yerde kullanmamışsın. Ona bir iki tane kullanırım diye oluşturmuş. Yok kullanıyorum. Nerede kullanıyorum biliyor musun? Şunu bir kapat gözümüzden çıksın. Bu değil quest. Şuradadır. List scroll box. Aynen şurada olması lazım.
class yapımını, class yapımını, lip scroll box. Burayı dolduruyoruz. Fill detail. Bu şeyinki zaten. Harbi hiçbir yerde kullanmamışım ya. Bunu nasıl bir... Niye yazdık onu o zaman? Ama kullanıyor olmam lazım. Şey nasıl ayrılacak ki? Hepsinin resmi farklı geliyor. Resmi de ayrı olarak tutuyorsun ya. Hem resmi tutuyorsun hem de klasını tutuyorsun orada şeyde. Data table'dan. Tamam. Ya ikisini ayrı ayrı girmişsin. Sana sadece resim lazım zaten. Şey aktöre ihtiyacın yok. Bulamamışsın lütfen. Bak burada bir class ref var bir de image var. Tamam. Class ref işte bu class'taki adamın ismi budur. ID'sine göre mi ayırıyorum acaba? Olabilir. Şöyle yapabiliyor muyuz bir saniye? Şeyi, şu kullandığım data table'ı her yerde bu ne abi? SQS, Quest değil. Common AI. Bunu içerilerde bakmam lazım. Şunlar da değil. Direkt find etmeyi denesene abi. Find edeceğim de şeyini de bulamadım ki. Mesela şu, ilk önce şuna gidiyor. Yok, data table'ın adını direkt find et. Quest. Şuradan şey yapıyor olması lazım. ID ile şey aynı mı acaba? Oradan bağlıyoruz galiba. DT SQS. Yok aynı değil. Reward. Tamam rewardlarını çekeceğim. Rewardlarında değil ya. Şeyde. Quest'in kendisinde lazım. Bu resmi. Quest last, quest reward, quest detail, şu galiba. Aynen şurası. Şimdi şunu kim kullanıyor abi? Find reference. Ha bu direkt şey, dışarıdan tetiklediğimiz şey. Ne alıyor? Common detail alıyor. Bu fill detail'ı dışarıdan tetikliyoruzdur. O da şuradan geliyordur. Aynen bak fill detail. Quest alıyor. Bu quest'i nereden alıyor? Şuradan alıyor. Ha yok bu başka fill detail. Aynı isim yapmışım. Fill details. Çok karışık. Direkt data table'ı find result'a yazsana bir abi. Sağ üstte. Nasıl? Sağ üstte find result var ya. Find. Buraya data table'ın adını yazsana. Aynen oraya. Neydi ki? Adı neydi ki? Anasını satayım var ya. DT AI bir şey. DT AI common details. Yandaki göze bas, içindekilere bakıyor. Bir de yandaki şeye bas. Kevin oyunda hoş geldin. Aleykümselam. Quest'te de var, kill drop da var. Yerde bulmamız. Thank you.
Ha. Drop chest. Eğer kill dropsa common ele detaydan çekmişim. Eğer common detayı set etmişim. Aktör ID'ye göre almışız. Ha, şu ID'sine göre almışız. Class referansına göre almamışız. Bunu kullanmamışız bu şekilde. Ama kill drop'a geldiği yer burası zaten. Zaten direkt bulduk ki. Yani Ya şuraya. drop da düştü zaten Ha, şeyi. şu zaten şuraya geliyor ya. Bu nereden geliyor diyorduk. Ya buradan geliyor işte. Direkt çekiyor zaten. Aynen. Bir de şimdi diğer structure'a baksana abi. Size map'te gözüküyordu ya, onu merak ettim ben. Bu drop'un size map'inde. Loot data. S loot data. Tamam, o S loot data şey yine kill drop'un içerisindeki muhabbet. Zaten drop'tayız bir saniye. Orası da handle drop operation spawnlarını şey yapıyor. Spawn ediyor. Burası değil. Şu. Loot data şey. Data stackable. Stacklenebilir datalar çekmişiz. Bir de bunun diğeri var herhalde. Sadece eski tutan. O da kemi, şey common detail'ın içerisinde. O şu. Bunu direkt structure açsana abi. Structure. Şu bak şu. Structure'da aktör var mı? Şurası. Şu kill drop'un içerisindeki şeyler. Bu S loot data, kill drop dediğim. Yani bunun data şeyini açarsak structure'ını kill drop item type neymiş? Escape kill drop. Ulan neler yapmışım ben ya? Structure'larda yok mu ya öyle bir Var structure? var dur bulacağım. Yeni takipçi. Hoş geldin. Şurası. Yes, tota aynı. Bu İçerisinde da o data table row. data table'ı O da neyi ne tutuyor? alıyor? Pickup data table. Pickup Şu pickup data table. data table'a bir gidip baksana abi. Ne var içerisinde? Şey işte bütün datam. Tamam. Onun bir şeyine bakmak istiyorum. Yanında ne var? Last rep'i var. Bir o var. En üstte. Hello there. Hello there. Haftay. Evet. Mage. Yani bir o var aslında. Başka bir şey yok. Last rep'ten başka. Ve bu şu anda soft değil mi normalde? Soft. Arkadaki Garip. müzik tanıdık geliyor. Şu an ne çalıyor ki? Geçti. Neyse. Şey abi. Ney? Şey. O pickup peki bir data table çağırıyor mu? Yok, pickup es şunları bir kapat abi sen. Çok çok daldık. Çok fazla daldık. Böyle bir çözülmez bu. Oradan oraya buradan buraya 3 saat ararız her şeyi. Şimdi orada da kapat bir saniye. Şurayı bir saniye bir temizle abi bir saniye. Ha, kapta da table'ı tutuyor. Kapta da table'da bütün item'ları tutuyor içerisinde. Kap. Ya bizim row handle olarak verdiğimiz pickup data table'lar var ya. Yani içeride kullanıyoruz bunu. Yani bunu kullanmama şansımız yok abi. Her türlü kullanacağım yani.
O row handle'ların bütün şeylerin nerede ne kadar row handle geçiyorsa onların hepsini ID'ye çeksem ben. ID ile çalışsam bence bu sıkıntı çözülür. Ama bak gösterdiğim şey de sadece soft yapınca düzeliyor yani. Ama ben tamam soft yapalım da pickup data table içinde neyi soft yapacağım ki abi? Yani onu ayıkamıyorum şu an. Anlatabildim mi? Yani... Ali takipçi. Hoş geldin. Yani sistemi değiştirsen de yine bir yerde hard olarak durduğu için yine sıkıntı yarattı. Yine çıkacak. Yani... Eyvallah. Hı-hı. O zaman şöyle yapacağım. Ben nerede... Değiştirme boşuna. Yok yok. Ondan vazgeçtim zaten. Çünkü onun olmadığı belli. Yani ben nerede get data table diyorsam hepsinde şurada get data row diyorum ya. Bir arasın abi pickup data table'ın. Bütün şeylerde, blueprintlerde, find result. Çok yerde çıkar. Çıksın. Ne kadar çıkacak bir bakalım. Ctrl F at ya, çıkar. Ama bazıları zaten şeylerde. Preview overlay karakterde var. Karakterde var. Widget'ta var. İki widget'ta var. İki karakterde var. Zaten bu kadar zaten kullandım bunlar zaten. Her yerde var yani kısaca. Karakterin içerisindekine bir gitsene abi, ne yapıyor bu? Zaten bir taneymiş. Nerede o? Enişteki mi? Üçüncü. Aşağıda. Şu. Orası. Aynen. Ha burada update'te şeyi alıyorum. Bir üstteki mesela level artıyor ya update'te. Bir üstteki pickup infosunu alıyorum. Mesela artı 2'den artı 3'e geçiyor. Artı 3'e geçince artık 3'ün değerlerini pickup infosunu bilmiyorum. Şurada bak artı 1'liyorum ID'sini. Onu çekiyorum. Burada da bir şey yaptım yok. Çekip direkt pickup info'ya koyup gönderiyorum. Artık diyorum ki şeyim bu. Yeni pickup info'm bu. Update success olursa. Başka ne yapabilirim ki burada? Bakın burada class'la ilgili bir şey yapmamışsın. Yok yok. Yani olarak bir tek equipment'larda yapıyorduk. Class'larla çalıştığımız yerler sadece equipment kısımlarıydı. Çünkü spawn ediyoruz ya. Başka hiçbir yerde class referans kullanmıyorum ki oralar zaten düzeldi. Şu an. O zaman biz şöyle bir şey de olabilir. Şu data table'dan get diyoruz ya. Şu out row'u soft'a çevirip koysak mı? Çeviremezsin ki. Structure soft'a çevriliyor mu? Ha, çevrilmesi doğru. Ya Unreal'ın bug'a girdi ve soft'a çektiğimiz hala hard olarak okuyor. Ya da bir yerde bir şey var yani. Şöyle bir şey yapsam ama bu sefer de ona yüklenecek. Yani bunu buradan ayırsam da başka manager gibi bir class yapsam da
bütün bu data row işlemlerini oraya bıraksam, interface'de o aktöre ulaşsam, o aktör sadece anladın mı demek istediğimi? Anladım. Ama o zaman da diyecek ki data table değil de interface'ten geliyor diyecek. Ha, bu sefer o interface'i yükleyecek buraya. Ekstradan daha fazla yükleyecek. RAM'i biraz daha çoğaltacağız. Onu da buradaki yükleyecek. Buradaki sıkıntı şey ya. Yani soft'ta hard olarak okuyor. Niyeyse. Şu an müdahale etmeyelim abi. Bunu birazcık araştırayım ben. Şu an köklü değişiklik yaparsam darma duman oluruz. Ya olmayız da. Çok küçük bir şeyi değiştirince düzelecek bir şey de bunu bulmak lazım. Kill drop, dead actor ID. Eğer kill dropsa... Turan abi hoş geldin. Bu şuradaki yapıyı değiştirebilir miyiz? Şuna bir bakayım. Bari bunu kurtaralım. Kurtarabileceğim bir şey var mı? Ona bakayım. Burada pickup. Loot data geliyor. İşte loot datanın içerisinde de pickup data table var. Yine aynı muhabbet. Çünkü loot datanın içerisindeki şey... Nereden çekeceğim ben bunu? Data table'dan çekeceğim. Şu ID'lerle çalışsam kurtarır mı acaba ya? Ona kurtarmaz gibi geliyor. Ben bu data row handle'dan çok şüpheleniyorum ya. Sırf şurası için deneyelim mi? Dene. Çünkü buradaki çok büyük değişiklik yok burada. Yani var da yok. En azından burası kendi içerisinde. Bir de baktığımız yerde drop ya. Şurada çünkü karakterin size map'inde anlamamız çok zor. Çok dolu. Burada en azından görüyoruz yani. Önümüzde şu sadece şurası var. Şimdi onun için bizim şuradaki yapıyı kapat abi her şeyi. Şunu kapat. Sen dur. Teleport gate ne ya? Questleri de kapat. Bunu da kapat. Okay. Şimdi bizim lootladığımız yerin mantığı ne? Şurası. Allah'tan ayırmışım onları da. Drop item structure demişim. İki tane var. Bir loot data var. Bu direkt zaten şeyi alıyor. Loot data dediğim hangi itemin hangi oranda düşme şansını tuttuğu data. Loot data stackable dediğimde yine aynı mantık. Bu sefer şeyler. Mesela şunlar tekli datalar. Şunlar stacklenebilir datalar. Atıyorum soul veya HP pot gibi düşün. İşte 10 tane HP pottan düşsün. %30 ihtimalle düşsün gibi mesela. Genel mantığı bu. Buranın. Şimdi ben şuradaki ID'yi data row table'dan direkt şeye çekeceğim. String'e çekeceğim. Peki bunun şeyi nerede? Data table'ı nerede? Ona da bakalım. Loot data. Loot. O hangisidir acaba? Blank. Common. Quest reward değil. Quest değil. Bunu farklı bir yerde mi tutuyoruz acaba? Quest rewards. Şu olabilir. Yok bu değil ya. Bu direkt rewardlar. Ha tamam rewardlar işte. Ne alıyor? Soul. DT loot data diye bir şey yok. Ha, quest reward'lar da. Tamam, onun data table'ı yok. Şunu ben iptal edeyim ya, bir saniye. Yayına da gelmiyor ses. Yayına gidiyor mu ses? Yok.
Yok. Ha, sadece bana geliyor. Niye bana geliyor? Neyse. Tamam, şimdi anladım abi. Bunun ayrıca bir şeyi yok. Bunlar sadece structure. Bunu kullanan yer quest reward. Quest reward'un da şeyine gidersek quest rewards. Tamam, şimdi hatırladım yapıyı. Şurada quest reward, quest reward data. Şunun default'una bakalım. Yo. ID ve amount, quest reward data. Quest reward ne? Ha, bu quest'e bağlı olanlar. Çok karıştırmışım. Şey yapsın abi, structure'ın referans view'una baksın oradan. Şeyi loot mi? Loot data'nın. S loot data'nın. Bir data table'ı varsa direkt. Var mı? Data table'ı yok. Sol tarafta yok. Yok yok. Bunu... Bir şey var. King drop item'a bağlı. Bu da common detail'a bağlı. Structure structure'a bağlı yani. Aha. Ha, kill drop, kill drop. Şunu arıyorum, güzel. Onu da drop'un içine attık galiba. Yok, burada da yok. Direkt şeyden gitsene abi, referans viewer'dan drop sitesine. Ha, buradaymış ya, görmemişim. Ha, şurası işte sloot data. Bak, sloot data, sloot data. Ha, anladım. Kill drop var. O da komple bunları sloot data'dan şey yapıyor. Kaç tane particle çekeceği. Kill drop'ta biz quest reward'larla kill drop'ları karıştırdık. Şu an onları birbirine karıştırdığımız için şey yapıyor. Bunun bir şeyi vardır. Bunun da bağlı olduğu bir structure var. Tamam. Yani. O da AI common'a bağlı. Bunu direkt data koyalım. Ha, o da kill droplar. Burada işte. Kill droplar. Bunlar da S loot datalar. Şunlar loot data. Ne yapıyoruz? Burada ID yerine itemi seçiyoruz ya. Tamam. Şunlar değişecek. Okey. S loot datayı biz değiştirirsek ve şeyi. Burada ID yerine artık data table gelmeyecek. Direkt ID'si gelecek. Mecburen şeyden koymuş olacağız. Tamam. Şimdi anladım yapıyı. Okey abi. Değiştiriyorum. Bir sloot datayı değiştireceğiz, bir de sloot şeyi değiştireceğiz, iki tane değiştireceğiz. Bir sloot datayı, bir de loot şu ikisini stackable, çünkü bu da şey. Tamam, şu ikisi. Şimdi birincisi şu, bu string olacak. İkincisi şu, bu da string olacak. Bunu sevle. Bunu da sevle. Anasını ağlattık. Hadi bakalım. Yeni takipçi. Hoş geldin. C Yılmaz 10. Hoş geldin. Can Yılmaz. Cem Yılmaz. Cüneyt Yılmaz. Çağrı Yılmaz. Tutturamadık. Hoş geldiniz. Cüneyt, hoş geldin.
Şimdi bayağı bir yerin drop içerisinde çakmış olması lazım. Drop aktöründe. Çünkü oradan structure gitti, Rowendell gitti. Artık ama bir de şey muhabbeti var biliyor musun? Şimdi tamam Rowendell'ı gittik ama ID koyduk. Kod içerisinde şimdi ben gidip bir daha data pickup table'dan o ID ile o kaydı çekip işlem yapmam gerekecek. Nasıl yani? Tamam, daha önceden direkt data table'a şey olarak veriyordum. Şimdi yani, elle yazmam lazım. Şimdi elle yazmam gerekecek. Yani yine yazacağız. Bir yazmayalım bakalım gidecek mi? Onu anlarız en azından. Aslında şeyle aynı mantık. Orada da ben mesela seçtiğim pickup info'nun datasını doldururken o orayı çekiyorum. Bir daha get data row table bilmem ne diye bir tane farklı bir not var. Onunla çağırıyorum. O da aslında gidiyor yine şeyden çekiyor. Adını sen söyle. Diğer data table'dan oradaki kaydı çekiyor. Arada şeylerle uğraşmıyorsun. Sadece. Neyse en azından bir test etmiş oluruz ya. Çok sıkıntı değil. İçimiz rahat eder en azından. Eğer düzelirse çok yeri düzeltiriz çünkü. Bu mantıkla. Şimdi ne yaptı tabii? Burada şunu ben burası çakması lazım aynen. Artık buradaki ID normalde ne yapıyordum? Şu ID'den get data row handle diyordum. Oradan çıkan row'u buraya veriyordum. Şimdi şöyle olacak. Şu not gidecek. Bunu yerine diyeceğim ki get data table get data table row. Aynen. Altta vardı zaten. Nasıl? Altta vardı sağ altta. Hemen o yeni çağırdığının sağ çaprazındaydı. Nereye gideceğim? Sağ alt çaprazı. Tamam sen şunu şunu mu diyorsun? Aynen onu diyorum. Aynısı ya. Bağlı ya, o farklı gözüküyor. Bağlantıları kopunca aynısı olacak. Ha pardon. Tamam. Doğru diyorsun. Şurada şunu kopartınca direkt gelecek aynı. Burası da şey olacak artık. DT pickup info. Evet, yine çağırdık. Yani. ID'de row name'e bağlanacak o zaman. Aynen, buradan da bu ID gelecek. Yani tek o ID de... mi? Alttaki şey çöp olan. Yani bir tek değişiklik bu oldu. Sonuçta bunda structure tamam, buralar aynı. Şurada da aynı muhabbet. Yine aynı şekilde. Ha, şu an düzelttik. Ha, ne oldu? Datamız, şuradaki datamız artık şurada reward pickup'ta. Şu bu değil pardon. Hep dönüp dolaşıp aynı şeyi açıyorum ya. Şurada kill drop'ta ne vardı eskiden? Data table vardı. Artık bu gitti. Mesela artık buraya direkt şey yazmam gerekecek.
Önceden buradan seçiyordum. Artık buradan mesela ne verelim, bir tane örnek verelim. 100 tane düşürmüşüz. 100 tane. Bu ha soul particle. Burada soul particle'ın ID'sini vermem gerekecek. Burada soul diyeceğim. Bunun da ID'si neymiş abi? Row name pickup ID, şu ID. Buraya geleceğiz. Şuraya şunu yazmamız gerekecek. Gibi. Bence size map hala aynı. Baksana drop'un size map'i. Tamam, buradaki datalar önemli değil. Hazır mısın? Bence de bir şey değişmedi. Hiçbir şey değişmedi. Yani sadece çünkü şey yaptık. Data table'ı yine çağırıyoruz. Hiç şey fark etmedi. Aynen. Bak. Evet. Geldi. Hı hı. Aynen, pickup data table hala orada. Hı hı. Pickup data table'ın içerisinde hala bir aktör bir şey var ya. Bu içindekiler ne tam olarak? Cup, Paldron, 01. Bunlar direkt aktör herhalde. Aktör. Tamam. İçerisinde hala aktör taşıyor ya. Cup data table. Cup data table'ın bug'a girmiş olabilir mi? Soft'a çektik ya. Acaba hala hard olarak mı görüyor? Soft değil. Yani onu bir daha hard'a çekip tekrar soft'a çeksek düzelir mi acaba? Ya benim tek şeyim var ya, şundan kaynaklanıyor olabilir. Benim en tepedeki bu pickup data table structure olarak nasıl diyeyim, bir saniye. Şurada base class değil, pardon, AI değil, main değil. Şey nerede? Pickup. Şurada base pickup var ya abi. Bak base pickup'ta burada benim pickup info'm var ya. Evet. Bu pickup info structure'ı data table'a bağlı. Tamam. Ama buradaki boş. Tamam, boş. Boş olsun, fark etmez. Burada var ya bu. Uh-huh. Burada olduğu için, bu da bütün class'ların parent olduğu için buradan mı yüklüyor acaba? Bence bununla alakası yok. Ya çünkü bu default olarak içi bomboş ya. Ya boş. Hiçbir şey yüklemiyor. Şurada boş. Sıkıntı data table'dan gelmiş. Data table'da içerisi dolduruluyor. Ama doldurulan şeyi soft olarak değil de hard olarak görüyor. Tamam, şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şurada mesela zaten çektiğimiz yerler belli. 3 tane yerde çekiyoruz. Şu nodu. Şöyle bir düşünelim. ID var. Böyle bir data row var. Bunu bir şeye soracağım ya, Google amcaya. How to get data from data table asynchron veya soft mu diyelim, soft. En sonunda bana şey yaptıracaklar. External bir database yazdıracaklar. Anasını satayım. Her şeyi database'de tutacağım. Database'den çekeceğim yani. Aslında o da mantıklı ha. O zaman oyuncu hep internet kullanmak zorunda kalmaz. Yo, şey yaparım. Database'i lokaline indiririm. Lokalden çekerim. Ne yapacağım? Oyun dosyalarının içine mi gömeceğim? De bu sefer fark etmeyecek ki, orayı çektik diye yine büyük ihtimal yine memoriye onları yine yükleyecek. Gerçi oradan direkt şöyle şu pickup info'nun structure'ına bir gidebilir miyiz ya? Ben hala orada takılıyorum. Nasıl? Bir daha söyle. Pickup info'nun structure'ına bir gidip bakabilir miyiz? Data table değil mi structure?
String. Soft. Text, enumerator, integer, float. Şu texture'lardan yapıyor deme bana sakın. İmkanı yok bence ya. Ya öyle 200 megabyte bir texture olacağını sanmıyorum. Yoktur değil mi? Bir saniye olabilir. Ha şey buradakiler yap- mi? Küçük buradakiler. Evet. Şey inventory imajlar bunlar. Şey boyutları küçük. Hatta şöyle bakalım. Tam emin olamadım. Bilmiyorum. Yeni takipçi. Hoş geldin. Yani böyle imajlar var. Ama çok var. Tamam da orada çok item var ya. Yani. Ben, fark etmiyordur bence. Maksimum. Başka da class yok ki. Şey bu structure'ın bir referansına baksana. Ne bağlı. Sol tarafa bakalım. Interface. Bir dakika. Yukarı çık. Bu pickup data table'da başka structure'ları mı içerisinde barındırıyor? Tabii kullanıyoruz. Tamam bu structure'lara bir gitsene abi. S-Word data ile S-Craft Potion Codes bir değil. Şurada. Bunda bir şey. Bu da şeyi çağırıyor. Pickup'ı çağırıyor. Aynen. Az önce düzelttik ya şeyi. İşte bunu da düzeltirsek aynı muhabbet olacak. Bu sefer gidip yine Pickup Data Table'ı çekeceğiz. Ya da hepsini mi düzeltmemiz gerekiyor? Yok ya drop'taki farklı olmasın abi. Ya köpek sus bir ya. Yani pickup info'yu kullanmadığım yer yok gibi bir şey abi. Her şey pickup info ile dönüyor. O kullandığım... Ya aslında structure'daki direkt aktörü soft yaptık mı hepsi çözülmüş olması lazım mantıklı değil mi? Bu da base pickup'ı alıyor. Base pickup neyi alıyor? Base pickup info'yu alıyor. İşte structure'ın kendisini. Aha, bura ne olmuş böyle ya? Abi her açığım burası değişiyor, farkında mısın? Nasıl değişmiş olabilir? Şey değiştirmedik buradan. Bu ne yaptı abi? Bu niye böyle oldu şimdi? Bak şeyler gitti. Küçük olanlara bir tıklasana abi. Kaptadı dedim. Yani onları bir tane içine bir tıkla gir için. Tıklanmıyor ki. Şunlara tıklanıyor. Oy ha. Onun da içine gir. Onun da içine gir. Ne bu? Power texture bu. Bunların hepsi texture. Tekstürleri mi tutuyor acaba? Niye bu kadar çok tekstür var?
internete tehdit ediyor. Şey, 2D tekstür de soft oluyor abi. Onu yapalım mı? Çok tekstür var ya. Bir yapalım onu. Valla ondan şüpheleniyorum şu an. Bütün texture'lar mı bu kadar? Bir saniye onu şöyle de buluruz. Ya 2000 tane texture'ım var. Her biri 1 megabyte olsa zaten 2 gigabyte direkt o kafadan yapmıyor mu zaten? İşte dur onu ben sana şimdi söyleyeceğim. Şurada hepsinin zaten var. Ha doğru. Asset'te 2D imaj değil pardon. Totalde kaçmış onu merak ettim. Eğer buysa ben komple inventory imajları şey yaparım anasını satayım. Yap da çektirelim. Abi Vietnam'da bulundum mu hiç? Yok hiç gitmedim. Ne alaka? Şey mi? Vietnam Flashbang şeyi mi yaptın hata? Bunlar da ayrı ayrı nasıl bakacağız ki? Direkt şey hepsi pickup ide imageworks hepsi image almıyor mu zaten? Bunları yok şey, şöyle deriz yıldız nokta bunlar PNG bunun içindeki bütün PNG'leri getir hepsine sıkla özelliklerde bu yer mi? Yer de uzun sürebilir. Oha 4 GB. 4600 tane dosya var. Bu mu yapıyor acaba ya? Bütün texture'ları yüklüyor. 4 GB oradan mı indiriyor? Şey neydi size map'teki? 3 GB. 3 evet, GB. Image'ler var sadece. Bir şunu soft deneyelim bakalım ya. Ben sadece widget'ta değiştireceğim zaten. Aynen aynen. O sıkıntı değil. Çözeriz onu. Kapan artık. Haydi haydi bismillah. Ben bunu yedekledim değil mi dün? Yedekledim tamam. Neredesin pickup data table? Bunu structure lazım. Yeni takip. Texture 2D. Hoş geldin. Texture 2D. Şu değil mi? Aynen. Bunun object soft olacak. Soft object çünkü reference. Şu. Aynen. Bu bir. Yaptı mı? Yapıyor herhalde. 2000 tane fotoğraf var abi. Uzun sürüyor. 2000 de değil. 2000 çarpı 3 galiba. Ya çok var. Power'ı falan da var çünkü. Hmm, aynen. Texture 2D Soft Object Reference tıkladım. Hako Baba hoş geldin. Tekno Barışı Barbisi. Tekno Barbisi hoş geldin. Köpek, defol git. Soft object reference. Köpeğin sesi yayına geliyor mu? Discord'a gelmiyor. Discord'a gelmiyor mu? Yok. Ha, bana geliyor ya. Kulağımın dibinde bağırıyor direkt. Yazamıyorum. Şu an var ya makine acayip kasılıyor. Texture 2D. Üçüncü. Sevle. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Oradaki gigabyte hiç değişmiyor şeyde. Değişmiyor evet. En üstteki. Acaba asenkron load etmiyoruz ya onunla alakalı olabilir.
direkt convert yapıyoruz o yerde. Bilmiyorum çünkü ki. İlk yaptığımızda değişiyordu diye hatırlıyorum. O Faruk ilk gösterdiğinde. Evet evet. Ha yok. Orası hiç değişmedi abi. İlk günden beri 12.7 GB o. Allah Allah. Ama şey değişiyor. Oradaki o yapı var ya. Allah şimdi var ya ne kadar yer patlayacak. Ana patlayacak mı? Bir saniye patlamayacak galiba ha. Patlayacak. Arda çevirmek zorundasın ya patlayacak. Ha doğru. Neyse oranın kodunu temiz yazdım diye hatırlıyorum. En son widget'e girdiğimizde böyle gözükmüyordu ama. Ya tahminim bir 15-20 tane yer çıkacak diye düşünüyorum. Ya büyük ihtimalle sen o parametrik falan almışsındır. Tabii tabii parametrik hep. Yani hiçbir yerde hard bunu al. Bu tekstür koy diye bir şey yok. Hep şey. Yani, bana azdır ya. Ha. Bana da az gibi geliyor. Bakalım göreceğiz şimdi. Açılsın. Kafalar yandı. Tilki sen ne yapıyorsun? Başın ağrısı geçti mi? Ne yaptın? Belki beni duymuyordur şu anda. Şansımı deneyeyim. Direkt bir play edeyim bakayım çalışacak mı? Oy. Başladık. Dur şöyle yapacağım abi. Ya. Dur şöyle yapacağım. Kapatacağım şurayı temiz bir. Şu dursun. Şunu da kapat. Tamam şimdi başlat. Open all error blueprints. Tamam hepsini açtı. Okay. Şimdi buradaki hata burada yoktur zaten. Var mı? Varmış. Yok. Var mı? Aha. Ne varmış burada? Ha burada make'ler var. Tamam. Boş make ettiğim var. Bunu direkt refresh etsem hallolur bunlar. Aynen direkt refresh götürüyor. Bunlar aynı yer mi hepsi ya? Inputları söylüyor ya. Tamam, burası bu kadar. Compile et. 3D UI. Baş ağrısı var azıcık. Daha duyuyorum abi aşk olsun. Ha anladım. Blueprint ve structure'lar mı? No demiş birisi. Aynen. Harbi no. Tamam burayı hallettik. Şuraya gelelim. Abi bu niye çıkıp duruyor ya? Neyse çıksın bakalım. Aslında şu parayı mesela. Hatalar nerede? Compile şeyler. Benim buradan gitmiş onlar. Window nerede? Output log. Compiler result. Şunu şuraya koy, şuradan çalışalım. Tek tek uğraşılmaz onunla. Geldik.
Şimdi bu ne dönüyor abi? Şu değil mi? Over. İkisine de over gidiyor. Bir saniye. Pickup image hover. Direkt niye çekemedim bunları ya? Hard yapacağım. Hah, şunu kopyalayayım da bana her yerde lazım olacak. Bu neymiş? Birazcık uğraştıracak ya. Ay senin ben. Hangisi hangisiydi? Karıştırdım. Abi alttakini üste koydum, üstteki. Dur. Burayı yanlış yaparsam çok fena bug'a girerim. Şöyle yapalım. Şu üstteki değil mi? Üsttekini buraya. Önce sol tarafı bağla bence. Bağlattırmıyor işte. Şey ya, hatalı ya, yukarıdan hatasız olduğunu çekmen lazım. Copy image pardon. Şöyle yaparsam olur bence. Yok. Olur mu? Hatalı o. Şey, en üstte ikinci var ya. Copy image. Hı. Cup RPR image. Bak işte çektirmiyor bak. Şöyle çektirse iş çözülecek. Yok. O kırmızılara değil de üsttekilere bak. Softları var onların. Beyin structure'ın içinde. Heh. Orada class rep'in altında bak. Ha anladım. Tamam. Pickup image. Pickup image. Şöyle yap diyorsun. Bu üstteki. Aynen. Tamam şimdi anladım. Need repair image. Need repair image. Bunu da buraya bağla. Tamam şimdi anladım. Tabii bu da bu en üstte değil mi? Dur bakayım. Herhalde en üstteydi ya. Hatırlamıyorum artık. Ben de hatırlamıyorum. Ya anlarız dur. Küçükse repair göndereceksin. Yani true'suna bir kapı bağ. Tamam böyle. Oy burada işimiz var. Şöyle hatalıyken bakamıyor muyuz şeye ya? Bakalım ya. Mümkün. Merak ettim. Bak yine başka değişti. Başka bir şey gelmiş abi. Ability Berserk montaj ne alaka ya? Her neyse yine pickup info pickup data table'dan geliyor. Şunları bir bitirelim. Yeni bir abone. Daha bir tam temiz hoş bakarız. Geldin. Tamam burayı hallettik. Her yerde de şey yapmışım ya. Pickup imaj. Tamam üstte pickup imaj gelecek. Okey. Altta da need repair. Tamam böyle halledeceğiz. Yani ne yapalım? Bu ne? Şimdi şu pickup imaj. Pickup imaj şu alta gidiyor. Şuna gidiyor. Doğru değil mi? Need repair da buraya gidiyor. Tamam. Yok yok Allah'tan. Daha 4 tane daha widget var aslında. Ama hepsi böyle dedim ya, parametrik yaptım ya. Yani hep böyle 3-4 tane yerde. Çok abartı yok. Şimdi bu ne yapıyor abi? Pickup image nereye gidiyor? Şuna gidiyor.
Bunları yanlış bağlarsak ayvayı yeriz. Burayı biraz dikkatli bağlayalım. Need repair üsttekine gidiyor. Okay. Yine aynı mantık. Pick up image. Üsttekine gidiyor. Yani şuna. Need repair. O da alttakine. Bu da tamam. Aha, bir class ref ile alakalı bir şey çıktı. Ne bu? Bu eskiden kalma. Bunu direkt refresh yaparsak tamamdır. Compile et istersen. Bunda da var. Bunu da refresh yaptık. Tamamdır. Pick up image. Şu değil mi? Şuna gidiyor. Pick up image. Göremiyorum. Çekil aradan. Şuna. Need repair de buna değil mi? Ha yok, hover. Pick up image hover. Compile yapalım şu bir gözüksün önümüz. Pick up image. Direkt pick up image. Burada yine bir true false muhabbeti var. Pick up image. False'una. Need repair. True'suna. Burası temiz. Gelelim inventory'ye. O kadar. İyi, tamam. Bu da çok değilmiş. Pick up image. Pick up image. Buna gidiyor. Need repair image. Şuna gidiyor. Pick up image. Bu buna. Need repair. Şuna. Tamam. Tamam, sen bak işine bak, tamam. Ben burayı bir toparlayayım.
Top image hover. Need repair much. Burada tamam. Thank you.
Oh. Bitti bitti. Yapmıştık zaten. Oh. Tamam, sıkıntı yok. Repair'lar normaller, her şey gözüküyor. Repair'ı da var, normal de var, düzgün de var. Şuralar da düzgün. Tamam, her yeri doğru bağlamışız. Okey. Şimdi geldik. Drop'u merak ediyorduk değil mi biz? Şey fark etmedi. Nasıl 8 GB? Ha. Yine değişti. Bir şey değişti. Kaba alıyor değil mi hala? Aha. Şu an item'ı da alıyor ama değil mi? Blueprint'i de alıyor. Farkındaysan. Hangi blueprint'i? Kabın altındakilere bak abi. Şey, küçük olanlara. Aynen. Aynen bak. Alıyor. İşte blueprint'i almaması lazım. Neye göre alıyor? Bu arada 8.2 idi, 8.1'e düştü. Yani 100 MB mı fark etti bu kadar bir şey, işlem yaptık? Data table'ı bir save'lesene abi. Data table'la o structure'ı şey yaptıktan sonra save'lemiş. Bir kapatıp açayım mı projeyi? İstersen yap. Aha. Ne oluyor? Yanlış yeri mi yaptın? Yanlış yerdeymişim. Heyecan yaptı. Yo. Düştü. Güzelmiş. Data table'ı save etmemiş. Tamam. Oha. Cup drop. Dur. Neyi alıyor şu anda? Dur karakteri merak ediyorum. Karakteri. Aa, sadece içini alıyor. Aha. Düştü. Bu da düzeldi. Evet. Bak. Data table quest sadece yüksek. Onu düşüreceğim. Tamam. Onda da şeyler var. Texture'lar var. Onları da şey yapayım. Shield geliyor bak. Sol altta gördüğün gibi bir tane. Niye shield? Direkt karakterin içine herhalde cast etmişim shield'ı. Sol altta, en altta. Büyük ihtimal o bir cast'tir. Onu düzelttim mi düzelir. Burası neresiydi? Karakterin şeyi değil mi? Hı hı. Paldron var. Onu da cast etmişim. Yeni takipçi. Hoş geldin. Belt var. Burada
Kesler kaldı bu arada ya sadece. Aynen aynen. Oh be. Bu arada şunu da, şu data quest'in içerisindeki şeyler de var ya. Onları da... O nereden geliyor biliyor musun? Şuradan geliyor. Nereden geliyor? Bir saniye, hatırlamam lazım. S-Data Pickup Common diye bir şey olması lazım. S-Data Pickup Common, 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 Common. Şu. Bak. Ha, bunlar da şu. Ha, bunlar da düz. Aklımızdayken şeyi de geri eski haline getirsene abi. Bu görev şeyini... Onu ellemedim. Ödüllerini değiştirmiştin ya. Onu ellemedim. Kill Drop'u değiştirdim. Ha, onu mu düzelteyim? Ha, şeye ID... Elle giriyorduk. Onu eski haline çevir bence. Tamam, onu değiştirelim. Row handle'a çek. Parametrik gitsin. Evet, öyle daha güzel oluyordu. Şurayı diyorsun. Bu değil. Şu. Şunla. Şu. Bu ne muydu? Kill. Bir şey. Kabo muydu? Aynen orada. String yapmıştım. Bunu data row handle yapacağız. Default'unda da şey vereceğiz. Data row neydi? Data handle. Row handle yazsan çıkar bir kere. Row handle. Data table row handle galiba. Ha şu. Bunu seçeceğiz. Default'undan da data table olarak. Bir saniye, bu hangisi? Pickup info'ydu değil mi? Evet. DT Pickup info, pickup data table, pardon. Bunu seçeceğiz. Tamam. Bu bir. Bunda da aynı şekilde. Şuradan row handle. Data row handle. Default'undan da DT Pickup Data Table. Bunu save'ledim. Bunu save'ledim. Don't save'ledim. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Nasıl çocuklar gibi sevindim var ya. köpek sus bir sus. Berat, hoş geldin. Vallahi çözülüyor yavaş yavaş. Ya en büyük bize zararı veren şeymiş. Texture 2D'lermiş. Texture 2D'leri bir softa çektik. Direkt 2-3 GB gitti değil mi? 3 GB'a yakın gitti. 3 GB gitti. 3 GB RAM açtık şu an. Direkt. Tilki yayın var mı efendim? Evet Tilki, yayın var mı? Sen hazır olunca hisset, biz sana geliriz abi. Açacaksan aç yani. Tamam tamam, sen istediğin zaman aç. İki Adem M7 bizi takip etmiş. Proje toplamda kaç GB? Bilmiyorsun. 100 küsür gibiydi ama. 100 mi abi, 100 mi? O build alınmamış hali ya. Ya bu build alınmamış hali böyle de, bu tabii şey. Kullanmadığın çok şey var mı? Var var. Bu düşecek ya, 20-30'lara düşecek. 30 GB var onun. Abi seni sokakta görsem, gelsem yanına ne dersin? Bir şey demem ya, bir çay ısmarlarım, çay içeriz, muhabbet ederiz. Ne diyeceğim? Karnı açsa yemek yeriz.
benim. Herakles Eskişehir'de galiba. Bir dakika, camı kapayıp geliyorum. Çok uçak geçiyor. Gel. Ya Eskişehir'de ya da havaalanı falan yanında bir yerde oturuyor. Balıkesir'de. Neydi bu? Data Row Handle mıydı? Get Data. Ha yo, direkt vereceğiz. Ne Data Row Handle'ı? Bunu vereceğiz. Dur. Kafam karıştı ya. Bu ne? Row handle çekeceğim. Row handle'ı da şeye vereceğim. Tamam, get. Yok yok. Bir bu... refresh at istersen şeyi. Ha. Tamam tamam, break edeceğiz abi ya. Şimdi hatırladım. Şöyle yapacağız. Tamam. Şunu ben kopyalayayım. Şunu da sileyim. Parmaklarım titriyor ya. Bunu düzelttik. 9. ana jet üstünde 500 metre mesafedeyim. Çok ses yapıyorlar. Geçen gün altılı formasyonlar yaptılar. Çok iyi. Ben açım. Waffle'ı hemen ısmarlayayım yemek ya. Ayıp ediyorsun. Özelden at şeyini. Adresini. Ne istiyorsan göndereyim sana. Ne yapacaktık abi? Oha. Şu dilleri düzeltecektim. Bunlar niye gitti? Burası neresi ki? Kap komunu. Ha pardon. Şey, defaultuna bakmışım ya. Ne oluyor diyor. Bak buradan da bayağı düzelecek. 5 tane. Bunlar da şeyde kullanıyordum. Şuradaki zımbırtıda. Şurası. Şunların imajları. Evet. Ama komple şeyi çekiyor tabii o da. O da pick-up'ı çekiyor. Aynen. Ya pick-up'ı çekmiyor da o kadar data çekiyor yani hepsi için. Texture. Soft object reference. Layer UI değişti. Tamam, buraya bakacağız abi. Projeyi de aç kapa aç kapa yalama ettik ama olsun. Saat kaç? Proje bir açılsın. Ben bir lavaboya gidip geliyorum abi, 2 dakika.
geldim. Pardon. Buralar çakmıştır birkaç yer. Hemen onları düzeltelim. Şu şey niye kapatıyor ya? Ben açıyorum, o kapatıyor. Compiler'ı bozuldu. Yerini beğenmemiştir. Kal burada işte ya. Niye kapatıyorsun? Aynen şuralar. Sadece burası. Şimdi BG imaj, BG imaj. Şu şuraya. Bir de şuraya. Başka. Green imaj. Şuraya. Yellow. Şuraya. Red imaj yok. Şey yanlış yaptık ha. En başta bağladığın sanki yanlıştı abi. İkinci sıradaki galiba. Şu galiba BG. Şu BG. Şu red, aynen bu yanlış. Tamam galiba. BG, red, yellow. Tamam. Hemen bir deneyelim. Bir sıkıntı var. 8'de bir sıkıntı var. Bunu çözeriz. Burada da sıkıntı var. Şura doğru, şuralar doğru. Peki şey ne alaka? Mesela şu bizim işleri yok. Yine repair. Repair'ın da sıkıntı var. Repair imaj. Overlar doğru. Buluruz onu ya. Çok sıkıntı değil. Onu ben bulurum. Şu an konumuz... Bir saniye ya. Atak. Buyur gel Atak. Şimdiki yaptıklarımızdan değil de bir önceki yaptıklarımız var ya orada. Aynen aynen. Orada bir şey yanlış yapmışız. Az değil aks. Aynen. Repair gerekenlerde sıkıntı oluyor. Düzleri doğru. Equip ettiğimde de aynı muhabbet. Repair gerekenlerde ama yok, bunun durability'si sıfır değil ki. Allah Allah. Inventory imajda.
şuradadır o da. On mouse leave'de olması lazım. Aynen şurası. Clean data table. Pickup image. Need to pickup image. Eğer repair gerekiyorsa need repair. Bu o zaman turus yukarı gidecek. Tamam, doğru burası. Ne alaka? Nasıl çalışmaz? Allah Allah. Şey yapmış olabilir mi? Soft yaptın diye içini boşaltmış olabilir mi? Bazılarının. Adatayı bulma. Yo, hepsi duruyor. Beyaz niye yapıyor? Onu anlamadım. Default hali beyaz galiba. Default hali de boş. Yok, boş. Allah Allah. Durability'si birazcık düşük olanlarda yapıyor. Aynen şunda. Bunda düzgün çalışıyor. Bu ne alaka? Bunda bunun farkı ne? Ha, durability'si az. Durability'si. Ama repair gerekmiyor ki buna. Ha, repair şeyine çekmiş. Ama komple sıfır olunca yapması lazım. Bu çok mantıksız ya. Şu nasıl çalışıyor? Current durability 0-1'den küçükse bunu bas, değilse bunu bas. Tamam. Clean data table. Data table clean ile alakalı bir şey yok. On mouse leave'de değil de direkt inventory'e geldiği gibi beyaz oluyor zaten. Tam inventory geldi yer burası, widget'ı bura. Bunlar da hep açılmış ya, değiştirdik ya. Alayı açılmış, neyse. Bunları ben sonra üstünden geçerim. Ha şurası, pardon. Şimdi anladım. Şurayı yanlış yaptık. Şurada yapıyoruz ya o işlemi. Biz materyal şey yaptık ya en son. Şurası yanlış büyük ihtimal. 0-1'den küçükse need repair image. Doğru. Yoksa pickup image. Tamam. Doğru. 0-1'den küçük olmasına bakmadan zaten şey yapıyor ki. Aynen. Yani 300 olsa da yapıyor yani. Bir de bir tek akslarda yapıyor. Diğerleri düzgün çalışıyor. Yani mesela şöyle yapsak. Bir saniye. Şunların hepsini ben bir... Mesela bu artı biri. Sıfır. Yanmış durumda. O zaman şunu çıkarması lazım değil mi? Burada ben seviyorum. Ha, sevledim. Max artı biri.
Bak bu düzgün. Sıfırı düzgün. İkisinde ne var? Küsurat olunca ne oluyor ki yani küsurat? Inventory empty değilse ilk önce gel. Sıfırda şeye bak. Durability ve current durability eşit değilse cost value bilmem ne. O değil. Burada bir yerde olabilir o. Attack armor bunlar değil. Ha, durability ile current durability. Ha, bu progress barı çizdiği yer. Geç burada değil. Bu da değil. Ha, bu da değil. Slate'i çizdiği yer. Burada değil. Allah Allah. Neyse ona ben bakarım ya. Onu ben çözerim. Şimdi gözümden kaçıyordur. Önemli değil. Hallederiz onu. Ben yalnız şurayı kapatıyorum. Her açtığımda burası yine geliyor. Çok ilginç. Biraz daha düştü gibi. Gerçi bunu karakterde bakalım. Düştü. Evet. Tamam, bu preview'u ben toplarım. Preview'deki muhabbeti biliyorum. Şu 1.7'yi hallederiz. Şimdi bu quest'ler var. Ha, burada quest var. Ondan dolayı. Bunu da hallederiz. Blueprint'in sağ içerisinde... en alttakiler ne abi? Kaf yazıyor gibi. Tıkladım. Neymiş bu? Ha, şey, bu da kesler. Aynen, küçük kesler. Şehrin içerisindeki kesler. Ama bayağı küçüldü. Şöyle bir şey aklıma geldi şimdi. Böyle bu kesler gelince. Şöyle bir şey yapsak. Bu ne ya? Warning. Setting threshold. Trigger. Flash to 2. Aslet texture der. Ha, bu şey. Şununla alakalı. Şimdi bizim şurada pick-up'ımız var ya abi. Atıyorum herhangi bir pick-up. Fark etmez. Şimdi bunun içerisinde şöyle statik leşler var. Ben bunları ellerimle set ediyorum. Ben bunları event begin play'inde mesela atıyorum. Şunu çektim. Şuna set static mesh dedim. Bunu kendisini soft'a çeksek. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Yani sonuçta şey, bunları da doldururken bunlar da gidiyor şeyin içerisinde. Şunları dolduruyorum ya. Bunlar da materyal kullanıyor. Materyaller tekstür kullanıyor. Bilmem ne. O öyle gidiyor. Material instance. Bak burada tekstürler var. Bunlar da yükleniyor. Değil mi? Mantıken. Ama çağır, bunu çağırdığın yerde soft olarak çağırdın. Zaten aynı mantığa geldi. Ha, doğru. Bunu soft olarak çağırıyoruz zaten. Sadece karakterin içerisinde bunu kestir. Karakterin içerisinde kestettiğimiz yer de şey, bu equip muhabbetinde endipte var ya, mesela bot diyelim yine.
aynı örnek olsun. Şurada bize şu soft geliyor ya. Soft'u cast ediyoruz. Tamam, bunu okumuyor. E şu an bunu okumuyorsa peki şuradakiler ne? Ben buradan geliyor zannediyorum. Buradan gelmiyordur ya. Size map'i aç. Yani item bakalım buradan. Ne var mesela burada? Sparrow Throat Bots diye bir şey var. Evet, gözüme çarptı. Şu. Aha. Onu bir ara istersen şeyde. Karakterin içerisinde. Sparrow Throat Bots. Ha, bunlar şeyden geliyor. Tamam, görünce anladım. Şuradaki construction script'inde karakteri hazırlıyorum ya. Şuralardan geliyor abi. Warrior face, static meshleri koyuyorum. Muscle koyuyorum. Mesela ayakkabı Saparov dedin ya, o şeydir. Priest miydi? Priest'ti galiba. Bot nerede? Lek. Bu değil. Yo. Direkt aramaya yazar, çıkarmıyor. Sağ altta find bildik. Neydi ismi? Sparrow Toadwoods. Sparrow. Direkt şöyle arasam bulur mu ya? Sparrow yazsan çıkardım. Her yerde aradım. Karakterin içinde kalıyorum. Karakterin içinde bulmaz ki. Öyle hard referans yaptığım yer yoktur ya. Sadece karakterde arasın abi, böyle değil mi? Şu an arıyor mu? Ha, arıyor. Fetch ediyoruz. Sparrow Raven Helmet. Amma çok çıktı ya. Ha şu mesela. Ha. Kutuyor mu böyle set edildi? Galiba anladım. Şunları şey yapıyor değil mi? Bu ne? Bunu normalde nasıl çeviriyor? Selection, Puts Collection. Ha, anladım. Bu anvilin yapısını değiştirmemiz lazım. Anvilde. Ne yapıyorum ben bu anvilde? Put item to anvil class. Şu muhabbet abi. Mesela ben buradan geldim. Herhangi bir şey aldım mesela. Aynen. Bunu update dediğim anda şuraya koyuyorum ya. Şuraya koyuyor şu static mesh'i. Tamam, bunu şöyle yaparız, çözeriz. Bak preview de şey kötü, yanlış. Bu ne ya? Çektiğin image'de bir sıkıntı var da. Niye? Bir dakika. Kalkan niye? Şey geliyor. Boş geliyor. Yükleyemedi. Boş geliyor. Aynen. Onu çözerim ben ya. Bunu buluruz da. Bunlar sıkıntı değil. Tamam. Bu buradan geliyor. Bunu anladım mı abi?
Anvil'i çözeceğiz. Anvil'e direkt şey gönderiyoruz. Bunlar hep oradan geliyor şu alayı. Bir de şey yazsana abi. BP karakteri. Cast yazsana. Cast. Kaç tane cast çıkıyor? Şöyle mi direkt? Hı hı. Cast fail ettik. Cast diye aramak lazım. Aa, çıkmadı. Bunlar kaplar mı? Bunlar soft olarak aldıklarım galiba. Teleport gate gördüm onu. Aynen. Şurada sadece data table quest kaldı. O da cast'ten geliyor bu arada. Sen Reaper NPC'yi cast ediyorsun ya. Repere hover. Aynen. O tekstürler boş spawn oluyor ya, onlara diyor herhalde. Sesim gelmiyor. Mikrofonu kapatmışım. Kendi kendime konuşuyorum ya.
Yarım saattir sadece benim sesim gidiyormuş. Olsun. Yok yok, az evvel kapatmıştım mikrofonu. Şu reklam çıkınca ses sekti ya. O zaman. Sayın Tilki Bey, resepsiyona. Bundan sonrası. Ya en azından şu an elimde şey gözükecek ya. Çözebileceğim şeyler çıktı ya ortaya. Bundan sonrasını uçururum. Hiç sıkıntı yok. Bir roadmap'im çıktı yani önüme. Az evvel hiçbir şey anlamıyordum ya. Evet, o pick-up bir garipti yani. Harbiden pick-up. Tilki Bey, açmıyor musunuz? Açınız da biraz dinlensek biz ya. Yorulduk. Ben bunu şimdi sıraya koyarım. Tamam, ye ye, afiyet olsun. Şu şeyi çözelim bari orada, Tilki'yi beklerken. Niye inventory yamuk çıkıyor? Şimdi süratli olunca, mesela atıyorum. Şunu tekrar şeyine çekeyim. Düzelecek mi bu mesela? Aynen, düzeldi. O zaman şeyle alakalı bir sıkıntı var bence. Inventory slot. Şurada bir yerdeydi o. Ve EQ Python var ya, onda değil mi ya o bütün olan? Şunda mı? Aha. O equip ettiği yerler. Şu an inventory'de sıkıntı veriyor. Equip ettiği yerde de sıkıntı veriyor. Hepsine aynı anda sıkıntı veriyorsa data table'dan bildiğin için. Ama abi şeyle ne alakası var? Repair, durability'si düzgün olanların hepsi düzgün çalışıyor. Yani şurada bir sıkıntı var. Bak mesela abi. Bak bunu düzelttik. Mesela şunu küsur attı ya. Bak artı ikisi düşürdük biraz durability'si. Mesela şunu tekrar düzeltelim. Artı 2'si yanlış gelecek. Artı 1, artı 3'ü düzgün gelecek mesela şu an. Mantıken. Bak 1'i de alıyorum. 2'yi de alıyorum. 3'ü de. 1, 3 doğru... Aa, doğru geldi hepsi. Bu nasıl oldu? Ha pardon. Belli bir oranda. Hepsini bir alayım abi. Ha bak, buradan belli oluyor zaten. 6'da sorun var. 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ne var onlarda? Tamam. 600. Bak belli bir oranda aşağı olanlarda, yani az olanlarda sıkıntı yok. Redlerde sorun var. Şey bağlamıştık işte bu, ama onu alttaki bar için bağlamıştık değil mi? Evet, yani orayla buranın ne alakası var? Orası farklı yer, şu yani. Yok, burası değil. Bura nere ya? Inventory slot. Bar inventory. Bu pardon. Bu farklı bir yer. Bu ne alaka? Şuraya bakacağız bir saniye. Bizim şurada bir yerde. Current durability 0.1'den küçükse veya değilse. Şunları getir. Ha şurası. Durability 0.1'den küçükse. Burası da değil. Ama şeyi basan yer orası. İşte buraya mı bakıyor? Atıyorum 300'den küçükse. Yok, burası sadece repair gerektirdiği zaman bakıyor. Bizde şey lazım işte, %50'den
işte falan gibi bir condition'ın varsa. Burada öyle bir kod yazmıyorum ki. Öyle bu, bir kod hiçbir yerde yazmıyorum ya. Alttaki bar için yazdığımız yer vardı ya, değiştirdiğimiz. Oraya bir tekrar bir gelsek mi? Orada bir yeri mi tetikliyor? Şurayı diyorsun. Burayı. Aha, burayı. Pick up common. Ne bu, bir saniye. Aynen, common'dan çekiyor. Bu farklı bir data table ya. Burayla ne alakası var? Temp background, background. Result background. Bunu en son nerede basıyorum? Nereye basıyorum? Şuraya basıyorum. Tamam, bunlar alttaki progress barlar. Başka ne yapıyorum? Bunlar ne ya? Ha, burada boşalttığım yerler. Aynen, buralarda boşaltıyorum. Ha, burada şeylerini yapmışım. Bu kadar. Burayla oranın alakası yok. Burası şey. Şurası. Ki burası düzgün çalışıyor. Bak. Merhaba, bayağıdır denk gelmedim. Nasıl gidiyor oyun? Vallahi oyun devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? İyi. Bak, buraya doğru getirdi, gördün mü? Sorun şurada. Hover'ları da düzgün çalışıyor. İşin ilginç yanı. Aa, yo, hover'ı da yanlış çalışıyor. Bu benim aksım değil ki. Aynen. Material UI'dan gelen. Abi, ben buldum galiba sıkıntıyı. Lan boş set ediyor yani. Sıkıntı orada. Ama işin ilginç yanı, eğer şeyse, durability'si normalse düzgün çalışıyor. Ama bunun da durability'si belli bir oranda düşükse, yani repair'a ihtiyacı varsa yanlış çalışıyor. Kırmızı şeye girerse. Yani mesela bu item kaç? Artı 5. Bunun neymiş durability'si? 200'e 550, bu doğru mu? Artı 5. Aynen, 200'e 550. Bak, artı 6'daki sıkıntı ne? Belli bir oranda düştüğü zaman yüzdelik olarak. Mesela ben bunu 200 yaparsam artı 6 düzgün çalışacak mı? Böyle bir kod yazmadım ben ya. Yazmadığım bir kod çalışıyor şu an. Ya da yazdıysam hatırlamıyorum. Artı 6'ya mı yapmıştık biz? 6'ydı. Bak, bu yine çalışmadı. İkisi de 200. Ha, ama bu 565'te 200. 550'de 200 kaç oranında? Dur, %30. 550 bölü 200 %27,5. 560 bölü 200 ne alaka ya? 2,75. Ne alaka ya? Bunlar niye farklı? Bir saniye. Burada bir sakatlık var. Aha, golda geçince hata veriyor. Şu.
Galiba repair ile alakalı değil ya, level ile alakalı. Mesela sword diyelim, aksı boş ver. Artı ikisi, artı altısı, aynen level. Ha, artı altıya geçince farklı imajlar var. Tamam, levelden değil abi, şeyden. Anladım olayı. Tamam, repair'la hiç alakası yok. Olay level'le alakalı. Bizim level'le yaptığımız işi bulmamız lazım. Mesela inventory slot, grab. Orada bir yeri yanlış yaptık. Şimdi normal burası. Burası değil. İlk load ederken mesela şurası, aynen level. Level'i ekle. Bu isme ekliyor. Set item color value, bu değil. Bunlar değil. Yo, buraya direkt pickup info geliyor. Pickup info buraya nasıl geliyor? Inventory slot. Player UI. Bir saniye. Şuradaki slot 1. Item detail. Ha, bu ta bu koddan geliyor. Get item. Şurası çalışmıyor galiba. Çok alakasız bir yer olacak ama. Şurada. On click sacrifice. Buradan getir. Get selected option. Check. Selected option role name. Listeyi nasıl dolduruyorum? Şöyle anlarız abi, bak. Bir saniye, bir şey deneyeceğim. Bunlarda da sıkıntı. Pickup infosu doğru dönüyor. Inventory imajları yanlış dönüyor. Ben buradan sacrifice get data table dediğim zaman data table row'u al. Out row nereye gidiyor? Buraya geliyor. Add item to pickup info. Add item to inventory pickup info. Galiba sorun şurada. Aynen şu. Add item to inventory pickup info. Add item. Tabi gibi pickup item. Şu galiba inventory şu. Buraya pickup item geliyor.
Robo kolumu geliyor. Is inventory empty ise burayı koyuyor. Unequipped item. Ne alaka ya? Unequipped yapıyor. Plosif bunu geç. Abi az önce bir yayın gördüm. Adam sana benziyor ama senin geleceğin gibi. Gel ve aksakallıydı. Kel ve aksakallıydı. Alnına losyon benzeri bir şey bir şişe boşaltmış ve daha da boşaltıyordu. O ne abi ya? Ne gördün? Nasıl bir şey gördün? Pick up ID. Buralar doğrudur ya. Burayla ne alakası var? Abi sormayı unuttum. Red of Healer nasıldı, izledin mi? Yok, izlemedim abi. Aynen. Bak sorun şeydi abi. İtemde değil. Tamam, buldum sıkıntıyı. Problem burası değil. Buralar da değil. Problem şuradaki sacrifice ettiğimiz metot yanlış çalışıyor. Şurası. Item list. Item list'ten get selected option diyoruz. Bu bize gidip şeyi döndürüyor.
Şu dönmüyor. Çok ilginç. Ekrana bastırsana abi oradan geleni. Hı? Ne geliyor? Ekrana bastırsana oradan geleni. Print screen'i. Yani itemi şey yapınca oradan ben test datası yaptım ya şurası. Burası normalde kodlu olmayacak bir şey. Şurası getirmediği için her taraf bozuk çalışıyor. Bak mesela Sword Silver yazıyor. Sword Silver. Bak bu boş. Artı 6'daki isim basmıyor. Sword Silver. Artı 8, artı 9, artı 10. Şeyler bozulmuş. Mesela Axe diyelim. 1'den şeye kadar doğru. Şunlar. 6'ya kadar doğru. Mesela şu item. Ya burada işte. Kafayı mı yedin sen ya? Bunu nasıl, niye almıyorsun? Allah Allah. İlk 5'i alıyor. Şurası değişince almıyor. Yani yayın geçmişini açıp izleyesin var. Neyi değiştirdik diye. Şeyi değiştik işte. Şunları soft yaptık. Tamam da soft yapmamız şeyi etkilemez ki. Artı zımbırtısı. Bir yerde bir şeyi set ederken yanlış set ettik demek. Şunun, aa bir saniye, şundan da çözebiliriz. Şurası belki yanlış geliyordur. Geçmişine bakalım. Şunu neyden çekiyor? Selected item. Şunu bir yazdırayım bakayım. Şu row name diyor ya. Şunu değil. Burası zaten boş geliyor. Bunu zaten biliyoruz. Şunu yazdıralım. Selected item neymiş? Belki... Ama o zaman itemin kendisi de gelmez. Hı hı. Abi bugünkü yedeğinden başla istersen. Hoppa. Hoppa, bugünkü yedeğin nerede olduğunu biliyor musun sen? Bugünkü yedekten başlar da ayvayı yedim ben. Bu arada bu problem değil şu an. Benim test tarafım çalışmıyor. Şey çalışıyor. Kodda bir sorun yok. Allah'tan sil demedi projeyi ya. Abi sil, yeniden yapalım. 2 yıl daha. Bunlar basit problemler. Bunları çözeriz. Bunlarda bir şey yok. Bak mesela 4'ü çektim. İsmi doğru. 6'yı çektim. İsmi doğru. 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 Evet şu. Mesela ID'si bu. Onu çektikten sonra arada bir fonksiyon, bir şey dönüyor. Bakayım. Yok. Şunu diyorsun. Şeye bakıyor. Mouse click olduğunda data row'dan şunu alıyor. Row name'i çekiyor. Out row'dan şunu basıyor şuraya, texture'ı. Ha bir daha niye? Bir şey, bunda tint ediyor. Ne bu? Bir image. Bu ne? Tint color ne? Niye beyaz?
Sen bugün burayla hiç oynamadın ki. O zaman role name'i yanlış veriyor. O da doğru. Dolu. Artıyla alakası olmaz ki o zaman. Artıyla ne alakası var ki o zaman? Abi meeting kapandı. Açtım açtım. Bak geldi. Diğer resimlerde bir sıkıntı var. Resimlerde sıkıntı var. Resimlerde nasıl sıkıntı olabilir ya? Resimler bozulmuş. Mesela tekrardan eski haline getireceğim. Şu artı 7 tekine gidiyorum Gold'a. Tekrar setleyince düzelecek. Bir daha setleyince düzelecek mi bakalım. Koydum buraya Gold'a. Save'ledim. Şimdi gelirse var ya. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. İnşallah gelmez. Geldi. Ya. Batı table'ın gitmiş o zaman sen. Bak. Bak bir kere aynen data table şey keşlemiş abi bunları. Dedim ya bir gariplik var abi. Hiçbir yerde öyle bir kodu yazmıyorum çünkü. Bir data table'da refresh falan var mı ya? Asset file. Keşke öyle bir şey olsun. Şunları refresh demesi lazım anladın mı? Evet. Mesela şuna gideceğim. Tekrar data table'a geleceğim. Mesela artı 6. Artı 6 ve artı 7 de aynı değil mi? Aynı. Bak şimdi hover'ları düzelecek mi bakayım. Bak düzeldi. Şaka gibi. Tamam, en azından sorunu anladık. Bir şekilde biz bunları şey yapınca ama şey de ilginç. Yani ilk setler düzgün, sonrakiler bir saniye. Şimdi acaba ötekiler de sıkıntı var mı? Şimdi ona şüphelendim. Ötekiler derken şimdi o aksı şimdi onları güncelledim ya. Eğer ötekiler bozulduysa o zaman büyük sıkıntı. Hah iyi bozuk değil. Biz bir projeyi açıp kapatalım mı abi? Üzülüyormuş değil mi? Bir kapat bakayım sen. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bunun cache'ini de silsem büyük ihtimal lokal cache diyor ya. O save it içerisindedir büyük ihtimal ya. Bakayım mı? Yok onu ben farklı yere taşıdım. Benim cache'lerim farklı yerde. Şuraya taşıdım. Projenin içinde değil mi? Değil.
hızlı çalışsın diye. Ben onları gittim. SSD ya. Unreal Project. Nereye atmıştım onları ya? Bu Unreal Project. Bunun içindeki Saved klasörünü nasıl ayırdın ya? Şey mi yaptın? Şöyle yaptım abi. Editör ayarlarından mı değiştirdin? Aha. Bak şuraya attım ben. Şuralara atıyor. Bütün data burada. Yani şu ikisinin içerisini silsen büyük ihtimal düzelecek. Ama onlar direkt engine'in data cache'i ya. Benim dediğim projenin data cache'i. Yok, proje data cache'i kendi içinde. Ha, tamam. Büyük ihtimal orada sorun var. Bu etkileyeceğini sanmıyorum. Ama bütün şeyleri, shader'ları, imajları hep buraya atıyor. Compile ediyor. Bak aynı klasör şeyde de var. Proje içerisinde de var. İçi boş ama. Bu save it. Save it dışında bir cache dosyası mı var? Bunlar neymiş ya? Bir gir bakayım. Isim dosyası olarak tıklıyor. Al. Nerede? Ortada. Ha, şeyleri tutuyor. Structure olarak tutuyor. ID'lerini tutuyor. Şeylerin ID'lerini. Ha, bu editör layout'un ID'sini tutuyor. Neyse, bir açayım bakayım. Neyse, en azından kodumuzda problem yok. Yani olay şey, bir şekilde onları yanlış keşlemiş mi, keşlememiş mi, ne yapmış? Ya da referansları mı kopmuş, bir şeyler olmuş onlara. Onu düzeltiriz ya. İlginç. Yayın yok galiba. Ne oluyor? Ben de açtı yazdı. Bende de açtı yazdı. Açamamış. Açamamış. Oh. Burada mı sıkıntı olacak? Bak, discovering asset data diyor ya, o ne, 31 bin tane. Onu her projeyi açtığında yapıyor seni. Aha, yapıyor. Acaba şurada prepare ederken mi bir sıkıntı oldu? Yani bir artı onları falan. Aha, yine gittiler. Hepsi mi gitti?
Azel artı 6 ile artı 7'yi düzeltmiştik. Bir data table'a hiçbir şey yapmadan bir girip sadece save alsana. Sadece save al. Şimdi bir dönelim. Remzi abi. Efendim. Ben yayın açtım ve Twitch çöktü abi. Twitch'e bir tilki savar yazar mısın Allah aşkına? Nasıl Twitch çöktü ya? Şu an biz yayında değil miyiz? Yayındasın. Ama yüklenmiyor. F5 atarsan gidiyor. Bütün büyük yayıncıların chatleri öyle şu an. Kontrol ettim. Yüklüyorum. Allah Allah. Şu an. Aa, evet. Hasan abi ya açtım. Yok. Atlamış. Gitti, bütün yayınlar gitti. Ha, Twitch'in kendisi gitmiş. Evet. Arkadaşlar çıkmayın, çıkarsanız izleyemiyorsunuz. Hepsi gitmiş. Yayınlardan ayrılan bir daha izleyemiyor. Çıkan gider. Bak denemeyin. Alt F4 yapmayın. Düzelir o ya. Anlık bir şeydir o. Birazdan düzeltirler. Şimdi bu bizim saçma problem neden şimdi? Aynen sandıkları terk etmeyin. Bu nasıl bir problem ya? Allah çok Allah. Çok garip bir problem. Ya işin ilginç yanı hiçbirini göstermese diyeceğim ki sıkıntı var. Abi şunları gösterip ötekileri nasıl göstermiyor? E şununla şunun arasında ne fark var? Bir fark yok. Allah Allah. Bence bir şekilde data table'ın ismi yanlış gidiyor raw çekerken. Ama sadece imajları yanlış çekiyor. Bak itemi doğru çekiyor. Yok raw'u da doğru çekiyor. Raw'u da doğru çekiyor. Bak hatta ben onun ispatını hemen hızlıca yapayım sana. Al ax bozuk olanı çektim şu an. Ah attım bak. Bak doğru item görüyor musun? Yani bütün datası doğru. İmajlarını ama bak hover'un da hover'u da yanlıştı tabii. Bu değil hover'u. Yani işin ilginç yanı. Direkt item'in image'lerini alamıyor. İmajlarını alamıyor. Diyeceğim hard'a çekelim bak güzelecek. Ama işin bir ilginç yanı daha var. Şeyleri doğru alıyor. Mesela şeyi de biz bak şu örnek vereyim. Yine ax diyeyim. Yanlışını çekeyim. Bak giyeyim. Bak buraya doğru atıyor. Yani başka soft data reference. Table'daki datayı bunlar da şey soft referans. Eline de doğrusunu takıyor zaten. Artı 9 değil mi? Parlıyor bak. Parlıyor. Tabii tabii her şey çalışıyor. Sadece inventory imajlar. Sadece imajlarını sadece şunları çekemiyor. Şunları çekemiyor. Bir yerde yanlış setledik büyük ihtimal abi ya. Demiyorum. Abi yanlış ama setledik. Ama burayı değiştirdiğinde ne yiyeceğim? Bak artı 6. Gittim. Hiçbir şey yapmadan sadece üstüne yazıyorum. Sevledim. Sword. Yani yanlış setlesen her şey yanlış çalışır. Evet. Mesela al artı 6 sword şu an düzelmiş olması lazım. Senin bir keşifleri silmen lazım gibi ya. Bak. Çok garip.
Biz ne yapalım biliyor musun abi? Biz bayağı bir şeyi değiştirdik ya. Biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Ben şu Benim keşleri bir abi. keşleri yok. Ha, onu. Keşleri bir sileceğim abi. Benim Biraz tam uzun sürecek deyince geri alacaksın. hayır, geri alır mıyım abi? Şıkır şıkır çözmüşüz. Bence o keşlerle alakalı. Belki diğer tarafta hard referans keşleri duruyor. Burada soft'ta çevirmeye çalışıyor. Bir şey yapıyor. Artık Olabilir, evet. ne yapıyorsa nereye atıyordum ben onları? Şurası. Şeyleri silebilirsin bak. Dur, dosya isimlerini ben sana direkt söyleyeyim. Bileceğin. Onları direkt sil. Direkt şunları sileyim mi alayını? Ne onlar? Drive Ben cache'ler işte. böylece içerisindekileri diyorum. Engine dosyalarını demiyorum. Ha öyle mi? Hı. Ha şurada save edilmişlerden mi? Şunlardan mı? Aha aynen. Ben save'de mesela silebilirsin. Save'de kendi tekrar oluşuyor. İçini komple. Direkt save klasörünü silebilirsin hatta. Intermediate klasörünü de silebilirsin. O da cache'leri falan tutuyor. E şunları da silelim. Aa burada bir Aynen şeyler onu da var. sil. Evet, textures. Bu neymiş yani? O zaman şöyle yapıyorum abi. Şu ikisini siliyorum. Üçüncü de data cache'i de sildi hatta ben. Bunun klasörünü silmeyeyim, içini sileyim. Oluşturuyor zaten ya açarken. E tamam. 1, 2, 3. Başka? Başka gerek yok. Aa sildim. Content kalacak. Asset neymiş bilmiyorum. Aset şey benim Senin elle oluşturduğun bir şey galiba. bu benim şeylerimi tutuyor. Yani yaptığım projenin içerisindeki kullandığım dosyalar, imaj workleri Okay. bilmem neler falan. Bunlar cache'le alakası yok. Sildik gitti. Ben projeyi açacağım, o otomatik klasörleri oluşturacak abi. Bakalım. Ya çok büyük ihtimal cache'le alakalı. Başka türlü mantık akıl sır ermiyor yani çünkü data table'a bir şekilde set ettiğimiz anda düzeliyor her şey. Kodla alakası yok ya. Bu arada sen şimdi yeni versiyon çıktığında bayağı bir şey sildiğin gibi gösterecek aklında bulunsun. Ha o sıkıntı değil ya. Anladım o şeyler, sevlikler falan hepsi gidecek. Aynen. Artı eksi diye bir sürü getirecek oraya. Hı. Getirsin onlar problemini. Düzeldi mi Twitch bu arada? Ben bakayım siz bakmayın. Ben Siz... Tilki'ye F5 diyorum ya. Tilki loadlanmadığı için. Hoş değil ki hala yayınlamıyor. O belki şey açılmıyor diye kapatmıştır ama. Mesela bak sen abiye gidiyorum. Ben yayın butona tıkladım, çalışıyorum abi ya şu an. Vallahi var mı yok mu bilmiyorum. Ama ben de yayın sorunsuz görünüyor gibi şu an. Oyun yok. Yok yok kimse de yok. Kimseye girmiyor. Evet. La keşke Bence yayın açmasaydım. Türkiye çıkışları alakalı diyeceğim de şey Yok şu an yok. siz nasıl yayın izliyorsunuz? Hasan abide de şey var. Chat Hasan abi çalışıyor, yayın yakın. çalışmıyor bu arada. Aha. Yurt dışı da çalışmıyor yani. Bak onu tatilde yok. O da yurt dışı. Amerika'da. Herkes yazmış zaten abi. İzliyorum. A hatası veriyor. Aynen. Ne bu? Manage plugins mi? Manage plugin. Yeni plugin Hiçbir şey yapmıyorum buna ya. yok yok pluginlere eğlenmedim çünkü. Aynen, bir sorun var genel olarak. Ana şeyler de gitmiş. Neyler? Benim buraya yazdığım Capsule size falan. streaming Onları da cache'te tutuyordu abi. full size.
Oha, her şey gitmiş. Şeyler de gitmiş. Neyse, gitsin. Oha, ayarlar da gitmiş. Aa, senin kamera eski haline geri dönmüştür. Aa, kamera düz. İlk hali vardı ya. O nasıl, bu nasıl oldu? Ney? Bunu demiyorum ya, şeyi diyorum ben. Bu editördeki kamera. Yakınlaştırma, uzaklaştırma vardı ya. Ha, şey diyorsun. Benim bozduğum. Tamam, hiç dokunmuyorum ona abi. Büyük de o da düzelsin. Bir dokunayım mı? Sen önceden nereden oynuyorsun, artık oradan oynamaya devam et. Ha, şey, scroll yapmayayım sen, yani. Aynen, scroll. Daha yapma abi. 50 mi? 50. Oraya geri getiririz, onda sıkıntı yok. Böyle kullanıyordun değil mi sen? Aha. Şu anki hızı çok iyi. Hiç ellemeyeyim. Ben böyle takılırım. Bu hız iyi. Evet, iyi. Neyse, biz ne yapıyorduk ya? Kameranın bak, son konumu da gitmiş mesela. Evet evet, onlar da gitti. Ama bak, bookmarklar duruyor. Güzel. Şeydeydik, Koyescu'nun yanındaydık. Hı hı. Koçum benim, yapma bana şey. Şu an neydi açıyor? Bir saniye, ona bir bakmam lazım. Kamera konumu değil. Stand alone açıyor. Client açayım. Bir de kamera konumunda açtı abi. Player start'ta açıyor. Onu nasıl yapıyorduk? O da 3 noktaya bas. Ha, bak işte. Ortada. Number player'ın 200. Yani. Ha, şunu yapayım. Bir de şey diyelim yine eski şekilde. New editor. Ha, çözünürlük de gitti. Neyse, sıkıntı da yok. Bu kadar şey gitti, inşallah çözülmüş. Yeni takipçi. Hoş geldin. Neredeydik ya? Yine unuttum. Quest'in yanındaydı. Elmerat. Hoş geldin. Bunu şöyle bir düzelteyim biraz ya. Hoy. Yok abi. Ben kodla alakalı bir şey o zaman ya. Var. Biz zaten normalde bu fotoğrafları mı alıyorduk, yoksa yeni yaptığımız materyal UI mı alıyorduk? Materyal UI'yi alıyoruz. Tamam, orada bir sıkıntı var. Bunu setlesen de aslında Material UI gelmesi lazım. Bir yanlış olsa bile. Tamam, geliyor şu an. Over'da geliyor. Tamam, boş olduğu için şey geliyor. Bak göstereyim. Player. Değil, UI. Pardon, player UID ya, inventory. Bu ne lan? Nerede açıyorsun? Ana! Ne oldu böyle? Ha, bir şey olmamış ya. Scroll yapmış. Bu mouse enter yaptığı zaman, mouse enter yapmadığı zaman nerede yüklüyor bu bunu? Ha, nerede yüklüyor o zaman?
Aa, bir saniye. Mouse leave. Mouse enter. Bir dakika, bir dakika. Okay. Şu itemlere nasıl yüklüyor bu? Aha geldi. İlki. Sende mi? Evet. Yayın mı geldi? Bir şey anlandık, biz de gizli şeylere Balık bakıyorduk. balığa bakıyordu, gördüm. Balık falan bakıyor. Nasıl bir kod ya? 32 tane boş inventory şeyi kolup içine pickup'ları koyup gridlerini koymuşum da bir şeyler. Allah Allah. Neyse, bulaşmayacağım kendime. Peki bu ne? Repair cost mu? Ha, bu şey, tamam. Bu da başka bir şey. Burada bir problem olabilir. Aynen şurası. Bu nasıl bir kod ya? Bak yine saçma kod. Durability'ye de baktım. Çünkü current durability'ye de. Bu nasıl bir saçma kod ya? Current durability. Sıfırdan küçükse. Ya burası da doğru Şuradan küçükse BFR'e yukarı repair gidiyor. koy, oraya koy. Aynen. Sonra ne demişim? Inventory slot is inventory empty. True'ysa, ha, bir saniye. Şunu merak ettim şimdi. Şu şey mi gitti acaba? Allah, aklım çıktı ya.
kodu düzenledikten sonra bozuluyor. Ya softla alakalı bir sıkıntı var. Ya da yanlış şeyi yanlış yere mi bağlı? O zaman hepsi yanlış olması lazım ama bunu da bilmiyorum da. İşte item artı 5'ten büyük olduğunda gibi bir drop mu? Sesin yayına gelmiyorum şu an. Tamam, şimdi gelir. Allah'tan beri beni dinlemiyorsunuz. Yok yok, şimdi reklam girince kısıyorum ya, şey yankı yapıyor. Ne diyor? Bence bir beynimizi boşaltalım. Nasıl? Beyni bir boşaltalım bence ya. Bunun üstüne çok gidiyoruz şu an. Aynen aynen. Bir salmak lazım. Hı-hı. Güzel değil mi? Güzel. Ha, güzelmiş. Ya biz bir tilkiye gidelim. Burada bizim kafa bir durdu. Bir kendimize gelelim. Hala oraya. Hello there. Ya sen kendi hello there'ini niye kullanmıyorsun arkadaşım? O sana özel abi. Ben de senin hello there'ini kullanırım. Kendi hello there'ini kullanır mısın lütfen? Canavar gibi. Onu koyayım. Ben de unuttum da en sonu koyalım onu. O süper ya. Hatta buradan atalım. Duysunlar hello there'imizi. Nerede? Dur ben atayım onu. Ha şu. Hello there. Hello there. Bence orijinalinden çok daha güzel. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Biz bayağı bir yeri toparladık ama şimdi çok saçma bir yeri bozduk. Onu buluruz. Artık yapacak bir şey yok. Tilkiye geçiyoruz. Tilki de orada çarpma işlemi mi yapıyor? Ne o? Eşittir 2x. Abi çarpım tablosunu yeni geçtim de kusura bakmayın. Hesap makinesi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Aa, neyse biraz izleyeyim seni. Görüşürüz. Abi, kendine iyi bakın. İzle izle mükemmel şeyler yapıyorum izle. Tamam. Gözlerin kanar. Yayını kapatayım geliyorum. Geldik galiba. Geldik mi? Geldim.